Bu diziyi engelsiz.kanalda.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Sofranın güzelliğine bak. Bugün böyle uzun uzun kahvaltı yapacağım. Aa, hayırdır Meltem Hanım? İşe gitmiyorsunuz mu? Bugün home office. Ben de zaten hep home office Meltem Hanım. Evde çalışmayı çok seviyorum ben. Biliyor musun? Ben evde çalıştığım zaman daha verimli oluyor. Çünkü işe git gel yolda acayip zaman kaybediyorum trafikte. Haluk Bey? Ha yok. Haluk evden çıkmadan duramaz. Aynı bizim Hüseyin gibi. Adam o kadar poposundan vuruldu. Yine de tutturduk kahveye gideceğim diye kahveye gitti. Hayattaki en önemli kişi Yakup onun için. Babam da öyle biliyor musun? Her sabah hazırlanıyor, koşa koşa o kahveye gidiyor. Artık Yakup'un çayında ne varsa. Kim bilir ne koyuyorsa biz de koyalım bari. Bizim de çay Kemal amca izin ver de bir el biz bitelim mi? Evet Kemal amca. Sabahtan beri sadece taş diziyoruz. Evet be. Bir taş çektim sevgilisiyle buluştu. Ya ben 35 yıldır bu devlete hizmet veriyorum. Beni alt etmek öyle kolay mı ha? Yakup bunların hepsine birer soğuk su ver benden. Antalyalı Eto gibisin Kemal amca. Yaşlanıyorsun ama performansında en ufak bir düşüş yok. Galatasaray gibi. Galatasaray bu yıl şov yapıyor maşallah. Gomis be Gomis. Gomis bu sene efsane olur Şükrü abi. Ne olur iyiydi o. Oldu bile. Ben gidiyorum. Yürü be Neco. Seni kim tutar ya? Alo. Buyurun. Ben emekli müsteşar Kemal. Emniyet müdürlüğünden arıyorum Kemal Bey. Sayın başsavcım da yanımda şu anda. Oh, buyurun efendim. Savcıma sevgi ve selamlarımı iletin. Kemal Bey, banka hesabınızda bir terör örgütüyle ilgili hareket tespit ettik. Örgüte hesabınızdan sürekli para transferi sağlanmakta. Nasıl olur böyle bir şey? Ben 35 yıldır bu devlete hizmet ediyorum. Bundan şüphemiz yok Kemal Bey. Bugün itibariyle Emniyet Müdürlüğü olarak çok gizli bir operasyon başlatıyoruz. Bu operasyonda suçluları yakalamak için sizin desteğinize de ihtiyacımız var. Her zaman emrinizdeyim. Ben 35 yıl şerefimle bu devlete hizmet ettim. Yine de emrinize hazırım. Buyurun, ne yapacağım efendim? Sıçramış. Sordum biraz önce ama yani. Şuraya bak. Terör örgütü hesabınızdan para çekiyor diye koskoca profesörleri kandırıyorlar. Zaten böyle okumuş, eğitimli, tecrübeli insanları daha kolay kandırıyorlar. Bu adamları nasıl kandırıyorlar ya? Tamam efendim. Merak etme, telefonum açık. Hayırdır Kemal amca, bir mevzumum var. Çocuklar, çok gizli bir operasyon için talimat aldım. Devlet benden destek bekliyor. Kemal amca, gizli görev bizim işimiz. Seni yalnız bırakmayız. Anca beraber, kanca beraber Kemal amca. İnanmıyorum Tolga. Meri ve Selçuk, ben şok. Vallahi ben de inanamıyorum İrem. Sen ve Selçuk Bey. Ben de şok. Hatta şok, şok, şok. Bu ne ya? Film gibi ya. Üf. Dalga geçme. Ben nereden bileyim sizin tanıştığınızı? Sen bilmeyebilirsin ama Selçuk Bey biliyordu. Biliyordu tabii. O yüzden gizledi bu kadar. Ama sen merak etme. Ben ona yapacağımı biliyorum. Allah Allah. Kim arıyorsun sen ya? Ya babamı arıyorum. Ama sürekli meşgul. Kimle konuşuyor acaba? Aa. Dur bakayım. Aa, düğün davetiyesi geldi. Caner'le Deniz evleniyor ya. Davetiyelerini yollamışlar. Nasıl yani? Davetiyelerini e-mail mi atmışlar sana? Hayır canım, grup kurmuşlar. Gruba mesaj atmışlar. Bak düğün günü de çok güzel. 30 Eylül Cumartesi. Gideriz değil mi? Ben gitmem. Niye? Sen ikisini de çok seviyorsun. Ben öyle mail yoluyla falan davetiye gönderenlerin düğününe gitmem. Ay Haluk, Allah aşkına saçmalama. Ne alakası var şimdi? Öyle.
Kemal amca, çay evet. ister misin? Taze demledim. Aa güzel. Bize 3 tane çay yap. Telefon açık efendim, bekliyorum. Hadi arkadaşlar, hızlı olmamız lazım. Çabuk, çabuk, çabuk. Aa, Yakup kalsın. Yanlış alarm. Konuşmalarımızı kimsenin duymaması lazım. Kahveyi boşaltın. Haydi demirbaşlar, kahveyi boşaltın. Yakup, sen de mobilyacıya çayları götür. Bir daha da geri gelme. Oğlum siz yine ne iş peşindesiniz? Bıdı bıdı yapma Yakup, bir mevzu var. Hoparlörü al Kemal amca. Kemal amca, bir mevzu varsa ben hallederim. Hayır, yok, yok. Benim halletmem lazım. Kemal Bey, orada mısınız? Evet, buradayım. Talimatları dinliyorum. İyi de senden önce olan bir şey İrem. Yani çok seni ilgilendiren bir durum yok bence. Ya burada sıkıntı, ya bu kadar bir yıl sonra tekrar böyle bir tesadüfün yaşanmış olması. Aynı fikirdeyim. Benden çok önce olan bir şey. Gerçekten hiç ilgilenmiyorum bu durumla. Ayrıca Meral Hanım'ı da çok sevdim. Bu bir gerçek. Bir de Selçuk beni hiç şaşırtmadı. Çok zevkli adammış. Aa, Meral Hanım süperdir. Sizin kaç yaş var Selçuk Bey'le aranızda? Bunun hiç bir önemi yok. Ne sen söylemiş ol, ne de ben bunu duymuş olayım. Aman aman, tamam, sinirlenme. Merak ettim. Etme. Meşgul de meşgul. Niye uzatıyorsun? Niye uzatıyorsun? Ne güzel işte, davetiyelerini yollamışlar. Gayet de pratik bir yöntem yani. Ben o kadar süsleneceğim, hazırlanacağım, tıraşımı olacağım, gidip altınımı alacağım, arabamı atlayacağım, trafikte o kadar yol gideceğim ama onlar bana bir telefon etmeye üşenecek. Ana. Mörkcüm artık hayat böyle. Bu senin söylediklerin eskidendi. Artık gazeteler bir internetten okunuyor. Ne yapsın çocuklar yani? Senin için gidip özel davetiye mi bastırsınlar, para verip? O zaman biz de sanal olarak katılalım düğüne. Altın falan da almayalım. Altının resmini çekelim, gruba koyalım. Oraya gitmeye de gerek yok. Canlı bağlantı yapalım, öyle katılalım halaya. Bunlar niye düğün yapıyor ki? Ya. Uf ama. Öyle ama. Operasyon için son hazırlıkları yaptık Kemal Bey. Siz hazır mısınız? Hazırız. Kemal Bey, gizli görevi başkalarıyla da mı paylaştınız? Biz başkası sayılmayız memur bey. Etle tırnak gibiyiz. Ekibimle göreve hazırız. Neyse artık. Her şey için çok geç. Bankada ne kadar paranız var? 20.000 lira var. Bende 20 lira var. Tamam. Bende de 10 TL var. Önce bankadan tüm parayı çekin. Hemen sonrasında bizim telefonunuza atacağımız adrese gidin. Orada sizi örgüt üyeleriyle buluşturacağız. Parayı teslim ettiğiniz andan bir süre sonra da operasyonu gerçekleştirip örgüt üyelerini kıskıvrak yakalayacağız. Birkaç gün sonra da paranızı şubeden alabilirsiniz. Emredersiniz. Kemal Bey, adrese ulaştığınızda bize haber verin. Sizi örgüt üyeleriyle buluşturmak için yönlendireceğiz. Sakın fiili bir müdahalede bulunmayın. Tekrar ediyorum, fiili bir müdahalede lütfen bulunmayın. Sadece parayı verin ve hemen uzaklaşın oradan. Gerisini biz halledeceğiz. Kazanız mübarek olsun. Merak etmeyin memur bey. Bana güvenebilirsiniz. Bize de. Güveniyoruz arkadaşlar. Unutmayın Kemal Bey, sakın telefonunuzu kapatmayın. Merak etmeyin, şahzı fulledik. Tamamdır. Çocuklar, size zarar gelmesin. Siz gelmeyin, burada kalın. Ben yalnız giderim. Eğer geri dönmezsem sevdiklerime haber verirsiniz. Olmaz Kemal amca. Memur beyi duyduk. Hep beraber bu olayı halledeceğiz. Sen nereye, biz oraya Kemal amca. Yakup! İyiydi. Kimse yok mu? Hey, neredesin? Amma uzattın Haluk ya. Amma saçmalıyorsun yani. Hiç de saçmalamıyorum. Bunlar işine geldiği zaman geleneksel, işine geldiği zaman böyle dijital modern. Ha, işlerine geldiğinde gelin altın takın derken nedense geleneksel ama davetiye gönderirken modern. Beni özel olarak davet etmeyen, davetiyemi getirip evime bırakmayan ya da en azından telefon açıp davet etmeyen birinin düğününe gitmem. Kusura bak. Gideceksin. Gitmeyeceğim. Gideceksin. Gitmeyeceğim. Gideceksin. Gitmeyeceğim. Sen de beni götüremeyeceksin. Götüreceğim. Abidin. Tuna. Caner'le Deniz evleniyorlarmış. Davetiye yollamışlar. Nerede davetiye? Gruba yollamışlar. Ha. Evet.
Lan ne güzel be. Şimdiki gençler ne kadar şanslı Gönül ya. Eskiden düşünsene kapı kapı dolaşıp davetiye dağıtıyorduk. Şimdi kuruyorsun bir grup, pırt herkese davetiye vallahi. Büyük kolaylık. Kesinlikle büyük kolaylık. Günaydın Uşaklar. Günaydın. Tolga Uşak, gel buraya, gel, gel, gel. Çok önemli bir karar aldım Uşak, gel. Günaydın İsmail Bey. Buyurun İsmail Bey, ne oldu? Uşaklar, çok önemli bir karar aldım. Hayatımın en önemli kararıdır da. Vay, vay, vay. Hadi söyleyin artık, heyecanlandık. Evet. Geldi çattı zamanı. Ben benim hatuna evlenme teklif etmek kararı aldım. Evlenme teklifi çok güzel. Ya İsmail Bey, ya evlenme teklifi için biraz erken değil mi? Hani böyle önce bir duygularınızı açsaydınız, bir girizgah yapsaydınız. Ya da çok erken. Aslında sen de doğru değilsin Uşağım ama... Adım çıkmış 9'a, inmez 8'e. Ben şimdi ne dersem deyip bana kimse inanmaz. Ben de o zaman dedim ki direkt evlenme teklifi edeyim. Diyeyim ona ki ben seninle eğlenmek değil, evlenmek istiyorum. Ama öyle sıradan bir teklif olmaz. Evet. Evet, doğru. Düşündüm. En ince detayına kadar düşündüm. Nasıl bir teklif olacak peki? Muhteşem. Ay, bize de anlatacaksınız değil mi? Ya anlatacağım tabii canım. Arifettiğiniz yere geldik memur bey. Arayanınızda değil mi Kemal Bey? Aa, tabii evet, yanımda. Hatta poşetledim. Bazılarının seri numaralarını bile aldım. Harikasınız. Bulunduğunuz yerden ayrılmayın ve talimatlarımızı bekleyin. Tamam. Geldikleri anda dalalım mı Kemal amca? Ummadıkları anda etkisiz hale getirelim abi. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Duymadınız mı? Fiili müdahale yok. Muhtemelen onları canlı yakalamak istiyorlar. Evet Kemal amca. Bunlar küçük balık. Büyük balığa ulaşmak için bunları canlı ele geçirmek lazım. Ha? Ah be! Benim elime verecekler. 2 dakikada öttürürüm. 2 dakikada. Bülbül gibi şakırlar Şükrü. İfade almak bizim işimiz abi. Ben iyi polis olurum, sen kötü polis. 2 dakikada şakımaya başlarlar. Aynen Şükrü, 2 dakikada şakıtırız. Efendim Meltemciğim. Gönülcüğüm ne yapıyorsunuz? Bir kahveye gelsenize. Olur. Bir şey mi oldu Meltem? Ay, ya yeni bir krizimiz oldu. Haluk, Caner'le Deniz'in düğününe gitmem diyor. Aa, iyice delirdi bu adam. Haluk, niye soruyorsun ki? Haluk. Tamam tamam, biz geliyoruz birazdan. Geliyoruz canım. Ne oldu Gönül? Haluk, düğüne gitmem ben diyormuş. Niye? Bilmiyorum. Vardır Halukça bir nedeni. Hadi bak, gidelim birazcık, 5 dakika onlara. Onlara mı? Evet, evet. Niye? Niye geliyorlar ki şimdi? Ay, kahve içmeye Haluk. Onu da internetten için. İçeriz. Ne var? İndiririz bir aplikasyon. Oh, keyfimize bakarız. Başınıza gelecek var bu internetten. O zaman sen de uyum sağla Halim. Ya bak, sonra pişman olacaksın. Neye pişman olacağım? Sanal bir alem. Yani pişman olması bile bunun sanaldır. Pişman olmak için bile bir aplikasyon indirmek gerekir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emine, hadi bize kahve. Ne var ne yok Mertem? Sağ ol canım. Ne haber abi? Suratından düşen 1000 parça be. Mertemciğim, düğüne ne giyeceksin? Ay bilmiyorum ki. Kısa mı giysek, uzun mu? Yani kısa, ben kısa giyerim herhalde. Bizim işimiz kolay ama, değil mi Haluk? Ha? Bir takım elbise, bir kravat oldu, bitti. Ben gelmiyorum, siz üçünüz gidersiniz. Aa, niye gelmiyorsun ya? Oğlum görmüyor musun? Grup kurmuşlar, davetiyeyi öyle yolluyorlar. Böyle saçma sapan şey mi olur ya? Aa, ne var bunda canım? Artık herkes öyle yapıyor. Evet abi, çok normal bir şey bu. Anlatamıyorum ki. Tamam, haklısınız. Bundan sonra ben de bu dijital dünyaya giriyorum. Böyle canlı bağlantı yapacağım düğüne. Hatta böyle altının resmini çekip böyle grupta paylaşacağım. Ama şeye karar veremedim. Acaba diyorum böyle tam altın mı alsam, yarım mı alsam? Nasılsa resmini koyacağıma göre 5'i bir yerde alayım diyorum. Ne dersiniz? Yani hiç konuyu saptırma Haluk. Hiç de saptırmıyorum.
Her şey dijital ama düğün değil. Ben düğün de dijital olsun istiyorum. Bunlar da balayına böyle sanal alemde gitsinler. Tamam. Ya yapma abicim ya. Sen de abartıyorsun abi. Bazen. Vallahi abartıyorsun. Her şeyimiz dijital oldu oğlum. Ne olacak abicim? Vallahi bir davetiye oradan yollamış çocuk yani. Ben gelmiyorum. Ya sen de kızmaya yer arıyorsun vallahi. Ben gelmiyorum abi. Ay bu babamı arıyorum. Sabahtan beri telefonu meşgul ya. Aa. Bozuk olmasın sakın telefonum. Vallahi kesin bozuk. Çünkü yani babam bu kadar saat biriyle konuşmaz. Susun susun geliyor. Evet. Şu anda plakayı bile görüyorum. 34CD2017. Tebrik ediyorum üstadım. Yani gerçek bir profesyonel gibi davranıyorsunuz. Memur bey, gelince fotoğraflarını çekelim mi Şıpşak? Çekelim abi. Elimizde anı olsun. Hayır hayır, sakın. Operasyona zarar vermeyin. Uydudan bu tür verileri elde ediyoruz şu anda. Bu gibi davranışlarda bulunmayın. Parayı verin ve oradan hemen uzaklaşın. Şüphelenmesinler. Başınıza bir iş gelsin istemeyiz. Buyurun. Buyurun. Vallahi kimse kusura bakmasın. Ben böyle hibrit yaşamak istemiyorum. Ya her şeyi geleneklere göre yapsınlar ya da dijital dünyaya göre yapsınlar. İkisi beraber saçma oluyor. Çocuklar yoğun. İkisi de çalışıyor. Ne yapsınlar? Telefonla mı açamıyorlar? Allah Allah Haluk. Yoğunlar. Ben de biliyorum abi. Şirketlerin durumunu biliyorum ya. Deli gece gündüz çalışıyor adamlar ya. Madem vakitleri yok, bunlar nasıl evlenecek? Ha? Nasıl kuaföre gidecek? Nasıl pasta kesecek? Nasıl Ankara'nın bağlarında göbek atacaklar? Ha? Haluk, yani aksi bir insan olmakta sınır tanımıyorsun. Yahu çocukların vakitleri yok diyoruz işte. Bir kötü niyetleri de yok ayrıca. Ben anlamam. Ben değerlerine bağlı bir insanım. Bana böyle bayramlarda otomatik olarak çekilen bayram mesajlarına da cevap vermiyorum. Bana gönderilen dijital davetlere de icabet etmem. Bana özel olarak gönderilen bir düğün davetiyesi yoksa oraya da gitmem. Bu kadar basit. Siz üçünüz gidersiniz. Aa, canım benim kocam olmadan ne işim var orada? Ben anlamam. Ben evde otururum, maç seyrederim. Siz üçünüz gidersiniz. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun abicim ya? Ben gidiyorum. Abi salonda misafirim var, ayıp ya. Siz mi misafirsiniz? Siz hep buradasınız. Bu doğru tabii yani. Şimdi uşaklar, bizim rahmetli dedelerim, babam bundan tam 70 yıl önce ilk inşaatı yapmışlar. Bu yüzden bu sene şirketimizin 70. kuruluş yıl dönümü. Aa, bilmiyordum. Yok ya. İsmail Bey, bu şirket o kadar eski değil. Yok uşağım. Rahmetli babam 70 yıl önce çıraklığa başlamış. O yüzden de şirketimizin 70. yıl kuruluş kutlaması yemeği yaparsak başımız ağrımaz. Vallahi çok değişik bir yaklaşım. İşte aynen öyle. Çok değişik bir teklif edeceğim uşağım. O kalabalıkta milletin içinde çıkacağım, benimle evlenir misin diye teklif edeceğim. Nasıl? Fena değil ama ya daha iyi olabilir İsmail Bey. Mesela? Yani madem 70. yıl, 70'ler partisi yapalım. Evet. Nasıl olacak? Kostüm partisi İsmail Bey. 70'lerin kostümlerini giyeriz, 70'lerin müzikleri falan muhteşem, renkli bir şey olur. Vallahi müthiş. Olur mu gerçekten? Olmaz mı İsmail Bey? Süper olur. Ya iyi aklına geldi İrem'a. Muhteşem olacak. Ne yapacağız Meltem? Ay bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Görüyorsun nelere takıyor. Ben arayayım çocukları da bir şekilde gelsinler, bir davetiye falan getirsinler. Hayatta gelmez vallahi Haluk böyle düğünün. Mümkün değil. Hayır ne inatçı adam ya. Saatlerce düşünsen böyle bir şey gelmez aklıma benim. İşte Haluk ne olacak? Son taş fırın. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Aslında biraz haklı biliyor musunuz? Yani ne bileyim, hani böyle toplu mesajla atılan davetiye fotoğrafı ya da e-mail'le gelen bir davetiye, ne bileyim bir garip oluyor yani. Hani işte insan kendini özel hissetmiyor değil mi? Yani. Ya aslında Haluk gibilerin gönlünü almak çok kolay biliyor musun? Bir cümle yeter. Tuna, hı? Konuş sen şu çocuklarla. Gelsinler buraya bir davetiye falan bir şey getirsinler ya da telefon etsinler. Olmaz böyle bir şey. Evet evet ama
Hani böyle Haluk için özel davetiye falan bastırmasın çocuklar şimdi, uğraşmasınlar. Ay bir kopya tamamdır yani, bir çıktı alsınlar, şöyle getirsinler yani. Bu çok ince bir davetiye, gelmem ben düğüne diyecek hali yok Haluk'unda. Sen ondan çok emin olma Gülüz'cüğüm. O da doğru. Ay Fozan niye böyle ya? Kolay gelsin beyler. Eyvallah. Merhaba Yakup. Merhaba. Başardık. Takım oyunu her zaman kazanır abi. Parayı verirken biraz heyecanlandım. Ama sonunda yüzümüzün akıyla bu işi bitirdik. Sizinle gurur duyuyorum. Sizinle gurur duyuyorum. Göğsümü kabarttınız. Asıl seninle böylesine gizli bir görevde olmaktan dolayı ben çok mesudum Kemal amca. Evet Kemal amca. Ufacıcık bir katkıda bulunduysak ne mutlu bize. Bu arada benim de göğsüm kabardı. Yakup sen bize çay yap. Çocuklar hak ettiler. Aa, hatta bir dakika ya. Yiğido sen bize oradan dürüm yaptırsana. Acıkmışlardır ya değil mi? Ha? Acıktık Kemal amca. Operasyon stresi yedi bitirdi beni. Peşin mi kredi kartım Kemal amca ödeme? Ha, tabii ki peşin. Ya peşin. Ya sizde para var mı? Ben mal varlığımı operasyona harcadım Kemal amca. Ben de Kemal amca. O zaman çay içelim ya. E zaten akşam yemeğine de bir şey kalmadı şurada. Sen bize çay yap Yakup. Tabii ya. Hem ara öğün kilo yapıyor. En sevmediğim şey ara öğün. Ha, kızım arıyor. Efendim kızım? Ay baba. Ya saatlerdir arıyorum, telefonum meşgul. Kimle konuşuyorsun bu kadar? Bir sorun yok değil mi? Yavrum ben eve uğrayacağım, anlatırım. Çok önemli şeyler oldu. Ama güzel şeyler. Ne oldu baba? Yavrum eve gelince konuşuruz. Daha detaylı anlatırım. Yani şimdi telefonda konuşmayalım. Tamam babacığım ama uğra mutlaka, tamam mı? Uğrarım kızım. Hadi hoşça kal. Eve gidince kıza da damada da her şeyi anlatayım da şöyle babalarıyla bir iftar etsinler. Hepimiz seninle iftar ediyoruz Kemal amca. İftar etmek bizim işimiz Kemal amca. Hadi bakalım afiyet olsun. Afiyet olsun Kemal amca. Merhaba. Hoş geldiniz. Haluk Bey size süper bir haberim var. Nedir? 70'ler partisi yapıyoruz. Neden? Bu şirketimizin 70. kuruluş yıl dönümüymüş Haluk abi. Kim diyor onu? İsmail Bey. Babası inşaat işlerine 70 yıl önce başlamış. Yani? Evleneceğiz Haluk Bey. Ya işiniz gücünüz eğlenmek. Yok 70'ler, yok 80'ler. Gözün hep yükseklerde. Biraz yaşıtlarınla takıl. Çok kırıcı bir profesyonel Haluk Bey. Merhaba Haluk Kuşan. Merhaba. Ya hangi siteye girsem benden kredi kartı istiyor Hatice. Maalesef Kadriye anne, kredi kartın olmazsa internette işin zor. Ama bizim girdiğimiz beleş siteler var. Ha. İstersen sana gösteririm, oralara girersin. Yok istemem. Ben bu sitelere gireceğim. Çünkü orada çok güzel alışveriş yapılacak yerler var biliyor musun? Yani bana kredi kartı şart. Benim hiç kredi kartım olmadı Kadriye anne. Kız üzülme. Benim kredi kartım olsun. Bak sana veririm, iki tur atarsın. Gerçekten mi? Ya aslı olacak. Çok iyisin Kadriye anne ya. Öyleyimdir. Mazer. Peki nerede yapacaksınız bu partiyi? Bir otelin balo salonunda falan yaparız herhalde. Yo, burada yapalım. Ama şey uşağım ya, burası çok küçük olmaz mı? Olur mu öyle şey ya? İş yerinde eğlence mi olur? Neden olmasın? Ya Haluk abi olur. Bak ben bizim mimar ekibini çağırayım şimdi buraya. Onlarla bir toplantı yapayım. Onlar burayı var ya müthiş parti alanına çevirirler. Yani yapacakları bir şey yok ki çok. Yani şuradan birkaç şeyi kaldıracaklar. Buraları rahatlatacaklar. Al sana parti mekanı. Var gömleğe bak. Tam parti adamı. Ya Haluk abi ben zamanında DJ'lik falan da yaptım. Yani bak 70'ler müziklerini de ben ayarlarım. Ne yapıyorsanız yapın, beni karıştırmayın. Siz katılmayacak mısınız? Tabii ki katılmayacağım. Öyle abuk sabuk kıyafetler falan da giymem. Ama Haluk Uşak, olur mu? Sen olmadan biz ne eğlence ne hiçbir şey yapamayız. Sen bu şirketin baş tacısın be Uşak. Tabii canım, en eski çalışanı buranın.
5 dakika uğrarım. Tamam o zaman. Ben organizasyonu başlıyorum. Siz bu işi bana bırakın. Böyle kostümler, müzikler, muhteşem bir parti olacak burada. 70'li yılları yaşatacağız. Zaten ben 70'lerin müziklerine bayılırım. Kızın dinlediği müzikler bile kendinden büyük. Haluk Bey, lütfen. İsmail Bey, herkesi çağırıyorum. Çağır da çağır. Şanımız yürüsün yahu. Ha, eğer böyle grup kurup İnsanları öyle davet edecekseniz kimse gelmez, söyleyeyim. Madem 70'ler partisi yapıyorsunuz, adam gibi yapın. Koçlar gibi güzel bir davetiye bastırın. Süper uşağım. Bastıralım da en iyi, en güzel davetiyeleri bastıralım uşaklar. Bu benim hayatımın en önemli günüdür de. Tamamdır. Ya Hatice, ne yapacakmış o kredi kartını? Alışveriş yapacakmış teyze. Ya ne anlayacakmış o kredi kartından? Başına dert mi alacak? Kim ödeyecek sonra? Ha? Kim ödeyecek onun borcunu? Bilmiyorum ki teyze. Dar gömlek, dar gömlek, buraya gel. Efendim Haluk abi. Çok kötü bir şey oldu, buraya gel. Ne oldu abi? Oğlum gelsene buraya. Ne oldu Emine? Ya kusura kalmayın Meltem Hanım ya. Ya derdi bitmiyor hiç bu kaynanamın. Tutturdu illa kredi kartı alacakmış. Aa, ne yapacakmış kredi kartını? Ay bir de yani kredi kartı almak için böyle düzenli maaşın olması lazım. Var mı onun öyle bir düzenli geliri? Yok canım, nerede olacak? Bizim evde düzenli geliri olan bir tek kişi var. O da benim Meltem Hanım. Diğerlerininki çok düzensiz. Abi de Hüseyin var, onun hakkını yemeyelim. Girdiği her işten düzenli bir şekilde kovulur Meltem Hanım. Ne yapmamı istiyorsun Haluk abi? Bilmiyorum. Yani böyle bana ulaşamasınlar. Kapat, et bir şey yap. Ya kapatayım kontratı. Kapat, kapat. Her şeyi kapat. Hesabı, telefonu, her şeyi kapat. Hesabı da. Bir şey soracağım. Bu telefon benim sürekli nerede olduğumu haber mi verecek? Yok be abi öyle bir şey. Yani sen fotoğraf paylaşırken sadece belirtiyorsun. Ama o da sen istersen, yoksa kapatabiliyorsun özelliği. İrem. Efendim Haluk Bey. Sen geçen gün hesabı açarken nerede olduğumuzu belirttin mi? Evet, şirketin lokasyonunu verdim. İyi halt ettin. Kapadım abi komple. Kapadım. Kapadın mı? Kapadım, kapadım hepsini. Allah Allah. Şimdi de Haluk'a ulaşamıyorum. Şarjı falan bitmiş olmasın? Bilmem ki. Ama o ya şantiyededir ya ofistedir. Aman bugün ne acayip gün ya. Kim arasam ulaşamıyorum. Babamın sabahtan beri telefonu meşguldü. Şimdi Haluk'unki kapalı çıkıyor. Neyse sonra yine denerim. Allah Allah. Öyle hatlardan falan bir şey mi var acaba? Ne bileyim. Evet, yarın okullar açılıyor. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Çok mutluyuz. Ha, çok özlediniz okulumuzu. Yok, özlediğimizden değil de dışarı çıkabileceğimiz için çok mutluyuz. Okulda daha az ders çalışıyoruz. Evde olunca bütün gün test çözüyoruz. En azından okul olunca hayatımıza bir hareket geliyor. Bir eksiğiniz var mı peki? Kalem, silgi, kalem kutusu falan? Yok, ben bu yıl bir şey almayı düşünmüyorum ama seneye liseye geçince çok büyük bir alışveriş yaparım, söyleyeyim. Ben de. İyi tamam ama siz yine de bir kontrol edin, eksiğiniz falan olmasın. Birazdan da yemek yiyeceğiz, elinizi melinizi yıkayın hadi. Daha çok erken değil mi? Ya daha çok erken. Ben şimdi yersem sonra yine acıkırım. Acıkmazsın. Çünkü çok yeni bir döneme giriyoruz. Nasıl bir dönem? Nasıl bir dönem? Erken ye, erken yat, erken kalk dönemi. Bu döneme ayak uydursanız çok iyi olur. Tamam? Tamam. Aferin. Geldim Kadriye anne. Oh! Hatice! Ne oldu? Aldın mı benim kredi kartını? Yok Kadriye anne, seni görmek istiyorlar. Ne yapacaklarmış beni? İşte kartı kullanacak kişiyi tanımamız gerekiyor diyorlar. Yok daha neler artık ya. Sanki kız istemeye gidiyoruz ya. Yok bari üstüne bir de çikolata alalım. Çikolatayla kredi kartı istemeye gidelim. Allah Allah! Bu ne ya? Ay, yap bir çay bana. Eline sağlık hayatım. Çok güzel görünüyor vallahi da biraz erken yemiyor muyuz gönül yemeği?
Yok Kunan, yarın okullar açılıyor. Yepyeni bir düzene geçiyoruz. Erken ye, erken yat, erken kalk dönemi. Tamam. Bu cilalı taş döneminden önceki dönem mi yoksa sonraki bir dönem mi? İsterseniz şunu da ekleyelim. Erken ye, erken yat, erken kalk ve test çöz. Ben de bir şey eksik diyordum da ne eksik olduğunu bulamıyordum. Meğerse o da test çözmüş. Yiyelim bakalım. Ellerine sağlık hayatım. Sağ ol. Aa, mesaj geldi. Aa, 70'ler partisi mi? Ne? 70'ler partisi mi? Aa, 70'ler partisi. Kemal Bey de geliyor mu? 70'ler partisi varmış abi. Mesaj geldi. Bana da geldi Şükrü. Bana da geldi. Çok yoğunum. Katılamam, sen bildir Şükrü. Bildireyim abi. Bildirmek benim işim. Aa! 70'ler partisi varmış. Ha, nerede? Haluk'ların şirketinde. Bizi de davet ediyorlar. Biz de gidelim. Tamam, biz de gelelim. Aa, çocukların ne işi var canım orada? Ama siz söylediniz. 18 yaş üstü insanların gittiği bir yer değil ki. İş yeri. Herkes gidebilir. Meryem, okullar açılıyor. Haberin var mı kızım? Ya ilk hafta ders yapmazlar. Ayrıca parti bizim için diye olur. Kafamız dağılır. Olmaz. Olur. Olmaz. Olur. Olmaz. Hatta olamaz. Pardon. Lades oynayalım. Ne? Lades oynayalım. Eğer biz kazanırsak partiye gidelim. Eğer siz kazanırsanız hem partiye gitmeyiz hem de evde 300 soru çözeriz. Hı. 300 soru mu? Nasıl olacak o? Ben tam anlamadım ama. Şöyle. Biz Orçun'la sizi kandırırsak, biz sizinle partiye geliyoruz. Hı. Eğer kandıramazsak tam tersi. Hı. Evde kalıyoruz, 300 soru çözüyoruz. Yani eşli lades oynayacağız öyle mi? Aha. Vallahi fena fikir değil. 300 soru. Da fena değilmiş yani. Ladesin ladesi olsun mu? Olsun. Hadi, hadi bakalım. Hı. Ah, işte oraya koyayım. Haluk? Ha? Ay neredesin? Seni arayıp duruyorum ya. Telefonun kapalı. Ha, kapanmış. Ya böyle durup dururken kapanıyorsa bir sorun var demektir. Ver bir bakayım. Yok yok, pili falan bitmiştir. Hallederim. Ha, iyi o zaman. Biz kek yapıyoruz, ben mutfağa geri gidiyorum. Baba telefonu çalıyor. Aklımda. Efendim Haluk? Zero, hemen buraya geliyorsun. Anlamadım Haluk, ne diyorsun? Hemen buraya gel, acil. Abi yemek yiyorum. Yeme. Hemen acil buraya gel. Durum kötü diyorum, hadi. Allah Allah. Tamam geliyorum abi. 15 dakika hala gidiyorum. Bir şey varmış, ne olduğunu tam anlamadım. Hiçbir şey yemedin Tuna. Tamam hayatım, yeter bu kadar. Ben zaten biraz dikkat ediyorum Gönülcüm. Hadi gidelim. Ya baba, bir hatır mı için var şu avucu ya? Yemezler. Yemezler yavrum, yemezler. Tamam. Beni böyle kandıracağını mı zannettin sen ha? Tamam, yok aklımda. Ben bu konuda yüksek lisans yaptım be. Beni kimse yenemez. Siz şimdiden çalışmaya başlayın. Ne ya? Birazcık daha pilav koysan doymadım ben. Aklımda. Ben de Lades Kız Lisesi mezunuyum oğlum. Aklımda. Ne oldu abi? Hayırdır? Başım belada, buraya gel. Buraya gel, başım belada. Ne oldu? Aa, merhaba Tuna. Ne haber Meltem? İyidir. Nerede Gönül? Evde yemek yiyor. Haluk beni apar topar çağırınca ben böyle bıraktım diye bir fırladım geldim yani. Niye? Ne oldu ki? Ben de merak ediyorum. Ne oldu hakikaten ya? Bu kadar acil beni fırt diye böyle şey yemekten kaldırdı getirdim. Ya şey, hani benim telefon hani kendi kendine kapanıyor ya. O yüzden dedim ben hani dijital zero anlar bu işlerden dedim. O yüzden gel dedim hani.
Haluk'cum ben sana halledeyim dedim. Yok ben hallederim dedin. Vermedin telefonu. Ayrıca niye adamı yemekten kaldırıyorsun? Hani akşamın bu saatinde zaten telefona ihtiyacın yok. Evdesin, bir şeye ihtiyacın varsa benim telefonumu kullan. Evet, evet biliyorum. Ama yani Zero'nun bu saatte yemek yiyeceğini tahmin edemedim. Biz de böyle artık. Biz yeni döneme geçtik abicim. Okullar açıldı ya. Erken ye, erken yat dönemi başladı bizde. Yani dominant teyze askeri düzene geçti. Ay Haluk karışma insanların hayatına. Sana ne? Ayrıca yani Gönül böyle bir şey yapıyorsa bir bildiği vardır. Tamam. Ben size bir şey ikram edeyim. Madem yemeğini böyle yarım kalmış yiyememişsin, yiyecek bir şey hazırlayayım. Aç mısın? Yok, gerek yok. Ben... İçecek bir şey, çay koydum, kahve. Ay, yok gerek. Ben eve çıkar yerim sonra. Problem olmaz yani. Peki yani bir istiyorsan verebilirim. Ne bileyim, meyve suyu. Adam istemiyor. İsterse söyler, yabancı değil. Tamam mı? Tamam. Neyse bir şey istersen seslen Tunacığım. Tamam. Ben mutfaktayım. Kek yapıyoruz. Tamam, tamam. Problem. Çağırdın geldik ya. Allah'ını bir şey yapıyorsun. Zerum bir erkeksin ya. Hiçbir şey de anlamıyorsun. Geç şuraya. Ne anlamıyorum abi? Söyledin geldik işte. Hayırdır nedir? Bak sessiz ol. Yerin kulağı var sessiz. Tamam. Anlat abicim merak ettim. Söyle ne oldun? Zerum. Benim lisedeyken bir sevgilim vardı. Şaka yapıyorsun. Nedir? Senin sevgilin mi var? Şşt. Abi... Oğlum niye böyle abartılı bir tepki veriyorsun? Sevgilim vardı. Şaka mı yapıyorsun? Tabii sevgilim vardı yani. Tamam. Lisedeyken sevgilim vardı. Ama Meltem'den önce bu. Tamam ya ben de ya ne bileyim sevgilim vardı deyince lisede anlamadım ki ben onu. Şimdi var zannettim bir an. Hayır be. Tamam bu lisedeyken bir şey olmaz. Problem yok. Boş ver ya. Hayır problem çünkü ben bunu Meltem'e söylememiştim. Ne olur abi? Şöyle oluyor. Kadın beni buldu. Nasıl bulacak abicim seni? Ya bir hesap açtım. Başıma bela oldu. Şimdi o beladan kurtulamıyorum. Bankada mı? Ne alakası var? Telefonda. Telefonda bir hesap açtılar. Şimdi o hesap yüzünden başım belaya giriyor. Anlıyor musun? Seni oradan mı buldu? Evet. Eyvah. Ey, anladım. Ne yapacağız şimdi? Kadın benimle görüşmek istiyor. Görüşmek mi istiyor? Evet. Şaka yapıyorsun. Haluk sakin ol. Sakin ol bak. Bir şey yapma. Panik yapma Haluk. Nasıl yapacağımızı düşünüyorum. Sakin sakin. Bir dakika abiciğim seni nasıl bulacak ki ya? Bulabiliyor. Çünkü İrem benim resmimi paylaşırken... konumu da göndermiş. Şimdi benim çalıştığım yeri bütün dünya biliyor. Neden? Çünkü Meltem o fotoğrafı alıp herkesle paylaşmış. Herkes öğrendi yani. Aynen. Allah. Hasbinallah. Hoş geldiniz. Merhabalar. Haluk Bey burada mı çalışıyor? Haluk Çetinoğlu. Evet ama az önce çıktı kendisi. Ha, hay Allah. Ben yardımcı olayım. Yani evet, benim Haluk Bey'e acilen ulaşmam lazım. Rica etsem siz arayabilir misiniz? Arayayım, tamam. Kim diyeyim? Sevgi. Sevgi deyin, o beni tanır. Çok eski arkadaşız. Tamam. Ulaşılamıyor. Ne yapacağız şimdi? Ben ne bileyim, dijital zero olan sensin. Sen bir şeyler düşüneceksin. Dur bir dakika, sakin sakin düşünelim abi. Bloklayalım. En güzeli o. Bloklayalım abi, ya engelleyelim. Bize ulaşamasın. Nasıl? Al ne yapıyorsan yap. Abicim bu kapalı. Açarsan neler yapabilirim? Sen var ya benim hayatımda gördüğüm en light erkekmişsin. İnsan karısından bu kadar korkar mı be? Meltem tırıldanacak görecek diye seni aradıktan sonra hemen kapattım. Tamam ne yapayım Allah Allah. Konuşuyorsun devamlı benimle uğraşıyorsun. Yalan mı abi? Yalan mı? O ödüm patlıyor Meltem'den. Yalan mı? Esas light erkek sensin. Zero bak. Sensin Zero. Burada olanları kafandan sileceksin yoksa ben seni silerim. Tamam abi, hadi ver. Nereden çıktı bu başıma ya? Onca yıl sonra yani nereden başıma geldi böyle şeyler? Bir de benimle acil görüşmek istiyormuş. Tamam bir şey olmaz dur. Bir açılsın da. Hadi sil. Açılmadı abicim. Açılınca sileceğim ya. Allah Allah bir sakin ol. Allah'ım sen esas dua et de Meltem bunu daha önce görmüş olmasın. Eğer Meltem bunu görürse önümüzdeki 25 yıl kurtulur. Görmedin mi? Sana çay içer misin diye soracak 28 cümle kurdu. Halledeceğiz. Hadi. Dur açılıyor be abicim. Bir sakin. Yapamadın. Niye açmak yapamadın? Ne gelmedi? Dur bir dakika sus. Sus abicim. Hayır yapma. Senin hesabın yok ki Haluk. Dar gömlek kapattı. Niye o zaman panik yapıyorsun ki? Hesabın yok senin abi. Ya bloklamanın bir anlamı kalmış. Hesabını silmiş senin dar gömlek. Yok mu yani? Yok abi yok. Silindi mi yani? Silinmiş abi problem yok. Göremez mi yani? Abi hesabın yok. Silinmiş. Göremez. Daha başka nasıl anlatayım sana bunu?
İsterseniz yarın sabah gelin. Haluk Bey şantiye gitmeden önce mutlaka uğrar ofise. Yok, benim bugün görüşmem lazım. Çok acil bir durum var. Zaten şehir dışından geldim. Ya telefonla da görüşsem olur. Siz bir şeyler yapamaz mısınız? Hay Allah, ne yapsak ki acaba? Şimdi gerçi bak Haluk, şöyle bir durum var. Yani fotoğrafı aldığı zaman eğer adresi kaydettiyse o zaman yapılacak bir şey yok, sana söyleyeyim yani. Bunu kapattık hesabı. Hesabı kapatmanla alakası yok. Şimdi fotoğrafı daha önce aldı ya, fotoğrafı kaydediyor. Oradan da adrese bakıp seni bulabilir. Yani, sildik. Ya silmeyle olmuyor. O yani ayak kafaya koyduysa yapabilir. Ya eski sevgilim diyorsun Haluk, gayet normal. Ya şuna eski sevgili deyip durma. Ne diyeceğim abiciğim, eski sevgilim işte. Allah'ım, o yüzden söylüyoruz yani. Görüyorsun işte olanı biteni yani. Bak gidese de yedi vurmalar, şimdi gidiyor. Ah, zero. Yalan mı? Yalan mı? Neyse yani yine de çok tabii zor bir ihtimal. Böyle kolay kolay olacak bir şey değil yani. Yani ben ihtimal var açısından söylüyorum yani. Tamam o zaman. Madem bu kadar acil, ben sizi Haluk Bey'in evine götüreyim. Gerçekten mi? Ay, çok teşekkür ederim. Ben zaten ona davet örnekleri gösterecektim. Birlikte gitmiş oluruz. Harikasınız. Tamam, benim aracım var. Dilerseniz sizi istediğiniz yerde bırakabilirim ben. Tamam, çantamı alayım, çıkalım. Harika. Yok canım, yani mümkün değil bence yani. Doğru söylüyorsun. Yani adresi bulması mümkün değil yani. Değil mi? Yok canım. Yani bence de. Yani fotoğrafa bakacak da, adresi bir yere not alacak da, sonra gelecek de... Yok yok, öyle ümit. Beni bulacak da, değil mi? Nereden? Yani. Fotoğraftan orada. Yani. Mümkün değil. Ha. Kurtuldun abi sen ya. Bence de kurtuldum yani. Ben öyle düşünüyorum yani. Ben içerim. Babacığım ya, neredesin sen? Öldüm meraktan. Aa, kusura bakma kızım. Çok önemli bir işim vardı. Telefonumun sürekli açık kalması gerekiyordu. Merhaba damat. Babacığım merhaba, hoş geldiniz. Siz Kemal abi? Nasılsın canım? Sağ ol. Gel bakalım. Neymiş bakayım bu önemli iş? Tabii operasyon artık bitmiştir. Açıklayabilirim. Ne operasyonu Kemal abi? Duracığım, bugün devletim beni göreve çağırdı. Ben de hiç düşünmeden koşa koşa gittim. Televizyonu açın, belki rastlarız. Açın televizyonu. Kemal amca hoş geldiniz. Hoş bulduk Emine. Hüseyin ile Şükrü de bu tehlikeli görevde bana yardımcı oldular. Tabii. Hüseyin de Şükrü de görev adamıdırlar. Onlarla her zaman görevimiz tehlikedir. Evet, aynen öyle. Tehlikeli bir görevdi. Baba, ne olduğunu anlatacak mısın şunu? Ya yakında belki bir plaket verecekler ama ben kabul etmeyeceğim. Çünkü ben bu göreve koşan adımlarla seve seve gittim. Babacığım, ne oldu? Bir anlatır mısınız? Beni bugün emniyetten aradılar. Benim banka hesaplarıma terör örgütü kuşatma yapmış. Ve hesaplardan oraya buraya EFT filan para gönderiyorlarmış. Emniyet müdürlüğü beni aradı ve beraber bir operasyon gerçekleştirelim dedi. Ben de hiç düşünmedim. Evet dedim. O sırada Şükrü de Hüseyin de biz de varız dediler. Ve birbirimizin gözlerine baktık o anda. Gözyaşlarımızı zor tuttuk. Peki babacığım, sonra ne oldu? Bankadan 20.000 lira çektim ve terör örgütüne teslim ettim. Ama bu arada operasyon gerçekleşti ve hepsini yakaladılar. Tabii ben arabanın plakasını ve paraların seri numaralarını aldım. Aa bak kızım, sana bir şey göstereceğim. Gel 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 bak. Bak kızım, bu da Hüseyin, Şükrü ve ben. Zafer hatırası. Ah be Kemal abi, sen ne yaptın be abiciğim ya? Nasıl? Babacığım, onlar dolandırıcı. Nasıl dolandırıcı ya? Ya sen hiç televizyonda filan izlemiyor musun? Gazeteler, televizyonlar bangır bangır söylüyor, yazıyor. Ya herkesi dolandırıyorlar bu yöntemle. Oh, ama emniyet müdür nasıl ya? Bence bir an önce polisi arayalım baba. Dolandırılmışsın işte. Ya her gün gazetelerde, televizyonda her tarafta haber var Kemal abi. Yok, hemen polisi aramayalım. Bence hemen aramamız lazım abi. Bence de, hatta polise gidelim. Bence önce arayalım, onlar bize ne yapmamız gerektiğini söyler. Tamam, ara o zaman hadi. Ah babam ya. 20.000 lira mı verdin Kemal abi? O kadar var. Tamam komiserim. Birazdan orada olacağız, tamam. Sağ ol babam. Hadi. Baba, suç duyurusunda bulunman gerekiyormuş. Komiser bekliyor. Hadi gidelim. Hayır. Siz rahatsız olmayın, ben hallederim. Ben gireyim Kemal abi. Ben yani ben deriz. Hayır canım, bu benim meselem. Ben kendim hallederim. Ben çözerim.
Ben gideyim komiserle konuşayım, tamam mı? Hadi. Ben komiserle konuşayım. Konuyu öğrenince sizi ararım, tamam mı? Bir şey lazım olursa ara ama, tamam? Tamam yavrum. Hadi hoşça kalın. Hadi. Hadi güle güle. Allah yani, vallahi inanamıyorum yani. Yani kaç yaşında adam, bu kadar tecrübeli, nasıl ya? Acaba bize gitse miydik arkadaşlar ya? Yok yok, benim babam böyle resmi işlerde çok iyidir. O dolandırıcıları bilmez. Neyse, cana geleceğine mala gelsin, polis yakalar onları. Ben de yavaş yavaş artık kalkayım mı Haluk acaba? Tabii, tamam. Evet, ben... Yok, kalkma. Bakma, ben Gönül'le konuştum, o da geliyor. Bak ne güzel kek var, yemeğin yarım kalmış. En azından hani kek, çay. Hatta geldi bak. Hoş geldin canım. Hoş bulduk canım. Ay çünkü çocuklar taktılar, illa 70'ler partisine gelecekler. Halades yapmak için sürekli elime bir şey tutuşturuyorlar. Zor kaçtım evden. Çocuklarla halades tutuştuk da. Evet yani anne, baba biz bir olduk, çocuklar böyle bir oldu. Yani eşli lades oynuyoruz. Eşli lades. Ha? İlk defa duyuyorum. Ama kaybederlerse evde 300 soru çözecekler. Kusura bakmayın ama benim bu lades konusunda kaybetmem mümkün değil. Yani en büyük uzmanlık alanlarımdan bir tanesi bu lades oyunu. Yani çocukların partiye gelmesi mümkün değil Haluk. Pardon. Kusura bakma ama ladesle ben çok iyiyimdir. Herkes bilir bunu. Çocuklar artık kusura bakmasınlar, evde kalacaklar, 300 soru çözecekler. Biz de gideceğiz partiye ve güzelce dans edeceğiz. Kendileri kaşındılar yalnız. Ne giyeceksin partiye? Vallahi ben erkek olmayı düşünüyorum. Sen? Şu boksçuyu mu diyorsun? Hı. Ya ben ne olacağıma karar veremedim. Ya aslında bir şey de olmak istemiyorum. Bu 70'li yılların saçlarına çok özeniyorum. O yüzden saçımı düşünüyorum şu an. Bak gel bak, birkaç bir şey buldum. Bunu var. Ne yapabilirim? Güzelmiş. Bence de çok güzel. Ama ona uğraşmak lazım işte. Bu bayağı. Ay bir şey diyeceğim ya. Azıcık gelselerdi partiye ne olacak? Kafa dağıtırlardı. Tamam Meltemciğim, ben de istiyorum ama lades tutuşmasaydık gelebilirlerdi ama şimdi gelemezler yani. Hayır, mümkün değil kazanmaları ama hani öyle tutuşmuş olduk yani. Ay, kek mis gibi koktu, birazdan getireceğim. Hakikaten çok güzel koktu, bayıldım yani. Biz yemeyelim ama yani biz sadece çay içelim Meltem, yemeyelim. Ay olmaz, olur mu hiç öyle şey? Ayrıca sen benim kekimi çok seversin. Severim, birazcık yiyeyim o zaman, azıcık bir şey. Yok yeriz canım, yani ben de yemeği tam bitirmedim Gönül, o yüzden. Göbeğim yiyeyim yani. Tuna, yeme sen, yeme. Göbeğin çıktı, böyle oldu göbeğin. Lokma yerim canım, ne güzel koktu. Azıcık yerim ya, fazla yemem. Şu kadar bir daha, şu kadar bir daha. İrem Hanım geldi. Haluk Bey, İrem Hanım gelmiş. Ona huzur halinde. Kesin yine bana bir şeyler imzalatacak. Kurtulamıyorum bu kadından. İyi gelsin. Buyursun gelsin. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Yine de bayılıyorum buna böyle. Yalnız ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben hala Selçuk Bey'le İrem'in aşkına inanamıyorum. Ne var bunda ya? Kaç yaşında adam? Ya yaşla ne alakası var bunun? Aşk bu. Evet abi, ben de katılıyorum Meltem'e. Bak iki insan birbirini sevdiği zaman bence gerisi teferruat abi. Aslında doğru. Tabii doğru. Yine muhteşem üçlü aynı fikirde. Her zamanki gibi muhteşem tekli yine karşı fikirde. Gel gel, sana bir şey göstereceğim, gel. Geldim. Merhaba Haluk Bey. Gel İrem, gel. Ne imzalatacaksan getir imzalayayım. Bugün imza için gelmedim. Davet örneklerini göstereceğim size. Bir de birini getirdim. Sürpriz! Merhaba Haluk. Tanıyamadım. Tanıyamadın mı? Senin ne işin var burada? Aşk olsun Haluk. Yani seneler sonra insan böyle mi karşılanır? Sevgi Hanım'ın acil sizinle görüşmesi gerekiyormuş. Ben de aldım, buraya getirdim. Çok iyi yaptım değil mi? Çok iyi yapmışım. Haluk, seninle çok önemli bir konu hakkında konuşmam lazım. Ha?
Yok, biz şimdi görüşmeyelim. Sen şimdi git, daha sonra konuşuruz. Ama bundan yol geldik. Sen karışma pesketer yiyen. Hadi gidin. Haluk'cum, bak seninle konuşmadan şuradan şuraya gitmem çok önemli. Bir müsaade etsen, bir anlatsam. Lütfen. Olmaz. Konuşmamız lazım ama yani bunun için geldim buraya. Hoş geldin. Aa, hoş geldin İrem. İrem'cim. Aa, merhaba. Ha, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir şey söyleyeceğim, niye ayaktasınız? Siz otursanıza böyle. Kapı ağzında olmaz ki. Aslında bir şeyler getirmiştin. Gidiyorlardı şimdi. O yüzden yani. Haluk'cum bir şeyler de getirdiniz. Ne getirdiniz? Davetiye getirdim. Aa, ne güzelmiş. Bir şey söyleyeceğim, tamam da böyle kapı önünde olmaz. Buyurun. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Ay bu arada kusura bakmayın. Ben Meltem, Haluk'un eşiyim. Ha, ben de Gönül, Tuna'nın eşiyim. Aslında Sevgi Tuna'nın arkadaşı. Aa, öyle mi? Ha? Aa. Benim arkadaş yani arkadaş o da tamam, bildiğimiz arkadaş gibi değil yani Gönül. Aslında arkadaş o yani arkadaşın. Aslında ben senin bütün arkadaşlarını tanırım ama demek Sevgi Hanım'ı bilmiyormuşum. Sen bittin abicim. Sen nereden arkadaşsın? Okuldan. Okul ajansın. Yani ajansın okulla ajans. Şöyle. Önce aynı okula gitmişler. Sonra aynı ajansta çalışmaya başlamışlar. Ne güzel işte. Evet. Süpermiş. Bir şey söyleyeceğim, böyle ayakta kaldınız. Buyurun, biz çay içiyorduk. Size de ikram edelim. Çok güzel kekimiz var. Buyurun, buyurun. Gidiyorlardı aslında. Yok, hayır, hayır. Kalırım tabii. Konuşacaklarım da var. Süper. Buyurun o zaman. Buyurun, buyurun. Lütfen. Buyurun. Sağ olun. Buyurun. Nereye oturayım? Şöyle, şöyle alalım sizi. Emine! Efendim Meltem Hanım. Emine'ciğim, misafirlerimize çay ikram edelim. Biraz da kek. Teşekkürler. Sağ olun. Meltem abla, partiye geliyorsunuz değil mi? 70'ler partisine. Evet. Geliyoruz, geliyoruz. İrem Hanım, biz de geliyoruz yalnız. Tamam, gelin ama kostüm mecburi. Tabii tabii, biliyorum de. Yani giymek lazım kostüm. Var mı 70'ler kostümünüz? Olmaz mı? Bizim sandıkta 70'lerden başka bir şey yok zaten. Gönül abla, çocuklar geliyor mu? Onlarınki zor hayatım. Yani onların gelebilmesi için lades yapmaları gerekiyor. Yani tabii gelmeleri mümkün değil anlamında söylüyorum. Ha, değil mi Haluk? Nasılsınız? Gayet iyiyim, siz? Sağ olun, ben de iyiyim. Arkadaşlar, olay şu. Haluk amcanın şirketinde 70'ler partisi var. Benim ve Orçun'un da bu partiye gidebilmesi için bizimkilere lades yapmamız gerekiyor. O da şu demek, biz bu partiye kesin gideriz. Bu ladesi kazanmak o kadar kolay ki bizim için. Neredeyse çocuk oyuncağı. Yani çantada keklik. O yüzden biz şimdiden kıyafet bakmaya başladık buna. Nasıl mı kazanacağız? Bir düşünün bakalım. Teog yılında iki çocuk. Annesini babasını nasıl kandırır? O kadar basit ki tereyağından kıl çeker gibi olacak. Şimdi biraz eğlensinler diye başarısız ataklar yapıyoruz ama biz kesin kazanırız. Bize güvenin. Üzgünüm Kemal Bey. Kızınızla damadınız doğru söylüyor. Dolandırılmışsınız siz. Ama nasıl olur komiserim? Arkadan telsiz sesi geliyordu. Kemal Bey, internetten de indiriliyor telsiz sesleri. Aa, bir dakika. Bende numaraları kayıtlı. Buradan arayalım, yakalayalım. Kemal Bey, biz bunlara patates at diyoruz. Sahte kimlikte alıyorlar. Bakın kapanmıştır bile. Ulaşılamıyor. Tabii. Sizin bilmeniz lazım efendim. Polis ya da savcı telefonla kimseye talimat vermez. Ah, ben nasıl kandım, nasıl inandım ama boş bulundum tabii ya. Kimler inanmıyor ki Kemal Bey bunlara? Peki ne oldu? Benim 20.000 lira gitti mi şimdi? Bizim asayiş ve dolandırıcılık bakıyor o işlere. Ben onlara bilgi vereceğim, sonucu en kısa zamanda size bildiririz. Ah, komiserim ne olur şunları yakalayın, yakalayın şunları. İnşallah yakalandılar da paranıza siz de bir an önce kavuşursunuz. Siz şu olayı bir anlatın bakalım bana. Anlatayım tabii komiserim. Efendim biz şimdi kahvede Şükrü, Hüseyin, ben ve arkadaşlar okey oynuyorduk. Ellerinize sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun, afiyet olsun. Daha önce hiç denk gelmedik. Kaç yıldır ajansta çalışıyorsunuz Sevgi Hanım? İki. İki buçuk.
Yani 2,5'tan 3. Yani 2 de diyebiliriz 3 de. Yani alçası 2, yukarısı 3 gönül. Yok, aslında ben Pardon ya. Meltemciğim, biraz daha kek alabilir miyim ben? O kadar lezzetli ki böyle canım çekti abi. Siz daha bitirmemişsiniz. Çok teşekkürler, sağ olun. Ben bir yardım edeyim, taşıyamaz şimdi. Ama Haluk... Haluk gel dur. Hangi okuldan mezunsunuz? Ben. Ben eğitim fakültesinden mezunum. Eğitim fakültesi. Biz liseden arkadaşız. Tabii. Yani lisedeyken çok güzel voleybol oynardın sen. Voleybol takımındaydı o zaman. Ben de eskrim yaptığım yıllar Gönül. Yani lise arkadaşıyız. Eğitim fakültesinden değil. Eğitim fakültesinden reklamcılığa. İlginç. Neyse. Atanamayan öğretmenlerden o. Ya çok üzüldük ondan dolayı ama şimdi işte son alt tarafı 2, üst tarafı 3 yıldır bizimle beraber müşteri temsilcisi olarak çalışıyor ajansta. Yardım edeyim istiyorum o yüzden yani. Halukcuğum, ben götürürüm. Ben götürürüm. O zaman sen kalkıp olmasın. Alsaydın niye benden istediğin keki? Ay, şimdi Sevgi Hanım da şey diyordur yani, ne kadar şanslı bir kadın. Kocası böyle bir tabağı bile taşımasına müsaade etmiyor, taşıyor filan. Ay yok yok, hiç öyle düşünmüyorum. Ben Haluk'u çok eskiden tanırım. Biz çok yakın arkadaştık. Öyle mi? Ya tabii ya. Bak. Ortaokuldan tabii. Bak şimdi dedin ya, böyle bir şey oldum ben de. Evet. Biz şöyle... Ortaokulda aynı okuldaymışız. Sonra Sevgi Tunalar'ın lisesine... geçti. Öyle hatırlıyorum. Bizim liseden de çıkınca zaten sağa dön. Orada da bizim ajans var. Sonra da ajansa geldi. Olur mu? Haluk'cum, biz seninle aynı liseden mezunuz. Müthiş bir tesadüf. Çok enteresan. Ya tamam ya. Bak. Hatırlamaz olur muyum? Tabii. Şey vardı hani o... Bankaya gitmiştik, ondan sonra o uzay çalışmalarındaki o deneysel şey, o hatırladım. Bizim tabii şey vardı. Haluk'cum ya, ama size bir şey söyleyeceğim. Haluk o zaman da tam bir taş fırın erkeğiydi. Ah, hiç şaşırmadım. Nedense Haluk sizden daha önce hiç bahsetmedi. Gerçekten mi? Aa, buna çok şaşırdım çünkü biz... Çok ama çok yakındı Haluk'la. Hangi birinden bahsedeyim ki yani? Ben bütün arkadaşlarımla böyle bir yakınlık içindeydim. Böyle gülerdik, eğlenirdik falan böyle. Hani şey derdik böyle, hani aa derdik böyle, ne iyi dostuz derdik. Böyle ne yakınız derdik biz. Evet, işte öyleydi Haluk. Haluk işte. Ama sonra ben bir... Fotoğraf gördüm. Sizin ikinizin bir fotoğrafı. Çok çok romantikti. Çok güzeldi. Teşekkür edersin. Çok romantiktir Haluk. Ben yani, tabiri caizse Haluk tam bir Zero'dur yani. Sonra? İyisi. Fotoğrafta bir de konum vardı. Ben de Haluk'u konumundan kolayca buldum. Ya. İrem sayesinde. Evet, konumu ben açmıştım. Haluk Bey, bu arada davetiyelere hiç bakmadınız. Muhteşem. Çok olmuş. Çok güzel olmuş. Süper. Çok eğleneceğiz muhakkak. Arkadaşlar, Lades oyununu nasıl kazanacağımız konusunda videonun altına çok fazla yorum gelmiş ama maalesef hiçbiri doğru değil. Tekrar soruyorum, Merve ve Orçun Lades'i nasıl kazanacaklar? Ben videoyu çektiğimde ve paylaştığımda, ki bakın kazanacağım kesin diyorum, çok şaşıracaksınız ve evet oymuş diyeceksiniz. Videonun altına yorumlarınızı yazın lütfen. Tahminlerinizi bekliyorum. Ulan yaktınız Kemal amcanın başını da. Adam bütün emek ikramiyesini sizin yüzünüzden kaybetmiş. Langır lungır yapma, çayı yap. Hem bilip bilmeden de konuşma. Ben Kemal amcaya dedim, yapma dedim, çekme dedim, verme dedim. Demedim mi Şükrü? Dedin abi. Kulaklarımla duydum. Senin kulağına su kaçmış Şükrü.
Bizim de paramız gitti. Lafını ediyor muyuz? Birilerini suçluyor muyuz? Çok haklısın abi. Kemal amca kendini yalnız hissetmesin diye 10 TL de ben verdim. 20 TL de ben verdim. Hayda. Aslında benim konuşmak istediğim çok önemli bir konu vardı Haluk'la ama... işler karıştı, bir türlü konuşamadık. Meltem, ben sana sonra açıklarım. Ya ben şimdi bir şey anlamadım. Siz Tuna'yla arkadaş mısınız, değil misiniz? Yok, hayır. Ben beyefendiyi ilk kez görüyorum hayatımda. Sizi dinliyoruz Sevgi Hanım. Şöyle, ben bir fen lisesinde müdürelik yapıyorum. Öğrencilerim de güneş enerjisinden elektrik üreten çok düşük maliyetli bir kiremit tasarladılar. Ve bir yarışmaya gideceğiz. Fakat sponsorumuz yok. Ben de düşündüm ki Haluk'un şirketi belki bu başarılı gençlerin önünü açar, bize destek olur diye düşündüm. Sen bunun için mi gelmiştin? Evet. Niye daha önce söylemedin? Söylememe fırsat bırakmadınız ki. Haluk'cum, cevabım benim için çok önemli. Çünkü 3 günümüz kaldı başvuru için. İşimiz biraz acil. Ne diyorsun? Tabii ki. Tabii ki ya. Biz... bu gençlerin her zaman arkasında olmalıyız. Yani yeter ki onlar çalışsın, böyle üretsin, böyle vatana millete hayırlı evlatlar olsun. Tabii ki oluruz ya. Ben İsmail Bey'le konuşurum. Hiç problem yok. Çok teşekkür ederim Haluk. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bu yaptığın iyiliği asla unutmayacağım. Çok teşekkürler. Hiç önemli. Nasıl şakaydı ama Gönül? Hani ortaokul, lise yok. Senle sonra konuşacağız Tuna. Senle de Haluk. Ne konuşacağım? Üzgünüm arkadaşlar. Ama tahminlerinizin hiçbiri doğru değil. Ben yarın biz onları lades yaparken bunu çekeceğim ve siz de dakika dakika izleyeceksiniz. Ben onu çektikten 5 dakika sonra yüklerim. Yarın lades videosu geliyor. Sakın kanalından ayrılmayın. Merhabalar. Merhaba. Merhaba Kemal amca. Arkadaşlar, gittim polis arkadaşlarla görüştüm. Göreceksiniz en kısa zamanda o suç örgütünü yakalayacaklar. Ah şunları bir elime geçirebilsem var ya. Ah be. Şunları yolda falan bir görsek, karşılaşsak. Karşılaşmayı beklersek çok bekleriz Şükrü. Biz ne ilkiz ne de son. Peşlerine düşmemiz lazım. Haklısın abi. Düşelim peşlerine. Biz yandık, başkaları yanmasın. Parayı verdiğimiz yerde sotaya yatalım. Muhakkak geri gelirler. Doğru söylüyorsun abi. Her katil suç mahalline geri dönermiş. Haklısın Şükrü. Sen de haklısın Hüseyin. Kendi göbeğimizi kendimiz keselim. Hayda. Gidelim emniyet güçlerine yardımcı olalım. Arazi geniş. Kamufle olalım. Olalım abi. Arazi bizim işimiz. Her şey için tekrar teşekkürler. Rica ederim. Çok görüşürüz. Teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Yemcim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hadi güle güle. Hoşçakalın. Hadi. Ne? Otur otur, koltuğa otur. Sen de otur Tuna. Niye? Otur dedim. Neden benden gizledin? Neyi senden gizledim? Zaman kazanmaya çalışma Haluk. Ha sen liseden mi bahsediyorsun? Yok, anaokulundan bahsediyorum. Milattan önce 785. Ya zamanın ne önemi var? Önemli olan bana bahsetmemiş olman. Ya bahsedilecek bir şey yok ki.
Yani öyle önemli bir şey değil. Ne yapacağım? Bütün okul hayatından bahsedeceğim sana. Niye bahsetmiyorsun? Çünkü önemli bir şey değil. Bahsetmeye değer bulmamışım. Şşşt! Çocuklar! Çocuklar susun! Susun! Allah aşkına susun! Ne oldu oğlum? Baksana. Ben size yemin ediyorum kaç gündür ilk defa gözünü kapalı görüyorum. Ne olur birazcık sessiz olun. Yalvarıyorum bak. Ana! Bana söyleme. Meltem'e söyle. Çünkü bütün gürültüyü yapan o. Sürekli çan 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 çan. Seviyor, her zaman sensin. Hep sensin. Ya Allah aşkına yalvarıyorum ya. Ne olur biraz sessiz olun ya. Ne olur kaç gündür uyumuyor kız ya. Ne olursunuz. Sessizlik. Ne oldu? Ne bu sessizlik? Sen bir daldın da hayatım yani. Yo ben burada dinliyorum sizi. Buradayım hayatım. Aa. Şey yapalım Gönülcüğüm bak hadi gel biz gidelim yatalım sende. Hadi. Ay çok erken Tuna daha. Yani yeni dönem. Erken ye, erken yat, erken kalk. Evet artık uyku zamanı. Hadi. Evet, tabii. Doğru. Hadi gel. Baş bölümünü. Hadi biz yavaş yavaş. Telefonumu alayım. Al canım. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Hadi iyi geceler. Bay bay. Biz görüşürüz. Oh. Gel sen bana tabii gel sen bana. Gel. Olup benim işimi tutturlar mı? Tamam. Demek bir sevgilin vardı ve bana hiç bahsetmedin. Gene oraya mı durdun? Evet. Neden söylemedin? Ya ne söyleyeceğim? Söylenecek bir şey yok ki. Yani bir kere söylesem kızardın. Böyle gizleyince de kızdım Haluk. Bir şey gizlemedim. Yani çok uzun zaman önce böyle hani çok gençtik. Hatta çocuktuk. Ne alakası var? Hatırlamıyorum bile ya. Ya ne diyorum sana? O kadar gençtik ya çocuktuk neredeyse böyle yani o kadardan yani çok önce. Demek ki çok sevmişsin. Hiç bahsetmediğine göre. Çünkü bahsedilecek bir şey yoktu. O yüzden bahsetmedim. Gerek görmedim. Ama hiç söylemedim. Yani insan kötü de olsa bahseder. Delikanlı adam hiçbir kız arkadaşının arkasından kötü konuşmaz. Sen benim ilk aşkımsın Meltem. Ben daha önce böyle bir duyguyu hiç yaşamadım Meltem. Kimin sözleri bunlar? Ne demek Ne şimdi bu? Bir de ben sana hiç kız arkadaşım olmadı demedim ki. Yani... Böyle bir duyguyu yaşamadın mı? Taş fırın erkeği ne diyorsa o. O zaman seni seviyorum de. Ya olayı zorlamasak. De. Mecbur muyum yani? Ya niye söylemiyorsun? Sen seni sevdiğimi bilmiyor musun? Duymak istiyorum. Ya bu kadar mı zor? Tamam söylüyorum. Seni... Bitmedi, devam edeceğiz. Efendim? Caner Bey ve Deniz Hanım geldi. Hoş gelmişler. Haluk, düğün davetiyesi geldi. Bak sonunda öğrendiler adam gibi davetiye getirmeyi. Nerede kalmıştın? Neyi nerede kalmıştım? Anlamadım, neden bahsediyorum? Beni? Seni ne? Ha tamam. Seni seviyorum. O ne öyle be? Söyledim işte. O ne? S-
seni... Kapı çalıyor. Kusura bakma Haluk abi. Düşünemedik. Yok ya, aslında gerek yoktu. Yani bir telefon açsanız da yeterdi. Yok Haluk abi, yok. Haklısın. Yani bu çok pratik bir şey. Ama şık değil. Biz pratiklerin büyüsüne kapıldık. Geleceksiniz değil mi? De artık şimdi geleceğiz. Ha, peki ya Tuna abiler? Onlar gelemeyebilir. Çünkü onlar Teo yılındalar. Yok yok, merak etmeyin. Onlar da gelir. Ah, süper. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Aynen aynen. Böyle değerleri kaybetmemek lazım. Yani teknolojinin bu kadar esiri olmamak lazım. İnternet yok etmesin geleneklerimizi. Aa Gönül. Evet. Ne oldu? Uyuyamadım, uykum kaçtı yine. Tam yattım, hop, gözümü açtım böyle zobuduk gibi. Yine başa döndük yani. Merhaba çocuklar. Merhaba. Nasılsınız? Ay kaç gündür uyku girmiyor gözüme, çıldıracağım. Yatıyorum böyle uykuya dalıyormuş gibi oluyorum. Yok, bitti. Madem uyuyamıyorsunuz bizim düğüne gelin. Sabaha kadar halay çekeceğiz. Ya geleceğiz biz zaten inşallah sizin düğüne. Nasılsın Ceren, nasılsın Deniz, iyisiniz? İyisin abi, sen nasılsın? Sağ ol, yaklaşıyor artık düğün ha. Evet. Hadi bakalım. Bize müsaade artık, biz kalkalım. Hadi buyurun buyurun. Tamam, görüşürüz çocuklar. Hadi, görüşmek üzere. Görüşürüz, iyi bak kendin. Hadi abi, hadi güle güle. İyi akşamlar. Görüşürüz. 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 İçin rahat mı şimdi? Çocukları kaldırdın, buraya getirdin tam düğün arifesinde. Ne güzel işte, davetiye getirdiler. Fena mı oldu? Ne oldu? Niye sustunuz? Yok, susmadık canım. Biz öyle konuşuyorduk işte. Konuşuyoruz. Hatta Haluk konuşuyor hayatım, baba. Abuk subuk konuşuyor yani. Evet. Ya sen bir zero zero konuşma. Ya sen de bana zero deyip durma abiciğim. Ya çünkü zerosun. Ya ne alakası var Haluk ya? Aa. Bayağı zerosun. Yine sustunuz. Yok, yok. Hayır, konuşuyoruz. Sen şimdi niye öyle diyorsun ki yani? Şey açısından diyorum ben yani. O söyleyince ben şeyden evet gider diye düşündüm. Yoksa benim haberim yoktu oraya gittiğimde. Sonra dedi ki ben salatalık sevmiyorum. Yoksa... Peki... Tuna. Tuna kalk. Felaket uykum geldi. Kalk 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 gidelim. Hadi hadi hadi. Çabuk çabuk çabuk. Gel gel, koluna gireceğim. Hadi hadi hadi. Olacak bu kızın böyle uyku problemi ya. Teok bitince o da normale döner. Haluk, Teok'un bitmesine bir yıl var daha. Ya önemli olan çocuklar. Onlar sağduyulu, sakin, canavar gibiler. Sorun gönülde. Ya biraz abartıyor tabii çünkü geç kaldığını düşünüyor. Niye? Çünkü dominant teyze. Ben kredi kartı istiyorum Hüseyin. Ah anne ah. O kredi kartını kimler istedi de vermediler. Bana bile vermediler. Sen onu bırak, bana vermediler. Şükrücüğüm, senin düzenli bir gelirin yoktu, ondan vermiyorlar. Ben düzen sevmiyorum Hatice. Bu hem bir hayat stilim var. Düzen bizim işimiz değil. Şimdi bak, ben bir şey anlamadım. Yani benim kartım olacak mı, olmayacak mı? Ama boş ver anne ya. Ne yapacaksın sen kartı? Ne güzel bak, Şükrü gibi bohem hayatı yaşa gitsin. Evet Kadriye anne, bohem hayat yaşamak bizim işimiz. Bohem. Olsa da olur, olmasa da olur. Aa, yok, yok. Yastığa başımı koyuyorum. Buh, hemen uyanıyorum, hemen. Hayatım daha yeni yeni, yani alışamadın daha. Yani şu yeni düzene alıştığımız zaman rahat rahat uyuyacaksın, merak etme. Tabii tabii, saat daha erken, erken. Ben kendime bir çay koyacağım. Ben sana vereyim. Yok aman canım, ben alırım. Gönülcüğüm, bana da getirirsen sevinirim hayatım. Tamam canım. Hay Allah ya. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Ben bir şey keşfettim abi. Ne? Şimdi Gönül sessizlik olduğu zaman uyanıyor. Ama siz böyle bağırıp çağırıp konuştuğunuz anda uyumaya başlıyor. Vallahi ben de fark ettim desem. Fark ettin mi? Evet. Nasıl ya? Yok yok, size bir şey söyleyeyim mi? Uyuyamadım ama iyi hissediyorum kendimi.
zahmet oldum. Çok sana. İyi görünüyorsun zaten canım. Çok iyi görünüyorsun. Tabii tabii. Hadi olacak olacak. Yavaş yavaş canım. Şimdi saat de erken ya. Ondan. Yine dili ne işe karısı sokmuş diye. O geldi aklıma yine. Yani şimdi bak bana taktı gene gördüğün gibi. Zaten komik. Bu yüzden uyuyamıyorsun. Evet ama Haluk yani sen gerçekten komiktin. Doğru söylüyor Gönül. Doğru söylüyor. Evet, evet. Bu seni hiç ilgilendirmez bayan personel müdürü. Sen bir kere bana personel müdürü diyemezsin. Elbette derim çünkü sen personel müdürüsün. Ben bir kere 15 sene önce personel müdürüydüm. Benim için hala öylesin. Evet, hayır diyemezsin sen bana, diyemezsin. Bal gibi de derim. Hayır demeyeceksin. Diyeceğim. Demeyeceksin. Aa Haluk ama devam edin biraz yani. Aa yani bayan personel müdürü. Değilim. Öylesin. Bir kere sen oradan geldiğin için o şeyi gitti de yaptı. Hayır işte o şeyi gitti yaptı diye böyle geldi. Nereden geldi? Geldi işte. Gelmedim. Sen söyleyecektin halbuki. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Ben ne yapabilirdim ki? Çok saçma. Yapabilirdim ki yani, yapmadım. Bu kadar da değil. Ben sana bunu kaç yıl önce söyledim? Asıl ben sana kaç yıl önce söyledim? Kaç yıl oldu söyleyeli sen hakikaten? Çok oldu, çok. Şaka bir saat daha. İşte bu yani o uyuyacak diye hepimiz ayaktayız. Niye sessiz oldun canım? Ben konuştuğum için uyuyor. Demek ki senin de eski sevgilin vardı da benden sakladın öyle mi Abidin? Eski sevgilim değildi. O bir kere benim sınıf arkadaşımdı, sıra arkadaşımdı. Bayan personel müdürü. Yalan bile söyleyemiyorsun Haluk. Taş fırın erkeği yalan söylemez. Geldi. Söyleyemiyorsun zaten. Söyleyemiyorsun. Ben yalan falan söylemiyorum. Eski sevgilim yok benim. Haluk konuş. Bir kere o benim eski sevgilim değildi. Hayır, yani bence olabilirdi Haluk. Hayır, ama değildi. Ama olsaydı söylerdim delikanlı gibi. Kaç kişiydiler Haluk, onlar Haluk? Değil. Kaç kişiydiler yani onlar? Bir kere eski sevgilim olsa açık açık söyleyebilirdim ama öyle bir şey yok. Uyuyabildi mi Gönül abla? Size bir şey söyleyeyim mi çocuklar? Harika bir uyku çektim. Olamaz böyle bir şey. Çok sevindim. Vallahi ben de anne ya. Şu çantamı tutsana belki kolumu bağlayacağım. Aklımda. Galiba biz bu işi başaramayacağız ha. Tabii ki başaramayacaksınız. Tut bakayım şunu. Aklımda. Tamam aklımda. Ben size kağıt mendil getireyim. Yanınıza koyun her zaman lazım olur. Bırak sevinsin biraz. Sonuçta zaten biz yeneceğiz. Aynen. Hiç şansı yok onlar. Alın bakalım. Aklımda. Aklımda. Tamam, aklımızda. Bugün deneme sınavı yapabilirlermiş. Ha, hazırlıklı olun ona göre. Tamam. Hadi. Hadi gittik biz. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi güle güle.
Gönül. Ay. Gönül yok. Gönül yok. Haluk, Gönül yok. Gönül. Uyun gezer olmasın Gönül. O zaman nereye gitti acaba? Yalnız duymadık biz. Ya baksana bir tuvalette Mümin'i. Ay. Günaydın. Arkadaşlar, sayenizde harika uyudum. Sabah erkenden kalktım, börek yaptım, çocukları okula yolladım. Bugün süper bir gün olacak. Kendimi harika hissediyorum. Börek gelene kadar ben kötüydüm ama şimdi daha iyi. Gönül, bir tane uyudun ya, ben dünyanın en mutlu insanıyım, yemin ediyorum. Vallahi billahi. Sağ ol hayatım Aynel Ertem'cim, sana da çok teşekkür ederim. Yordum sizi biraz dün akşam. Aman ne olacak canım, sen uyu da. Emine, hadi çay koy da şu böreğin tadına bakalım. Peynirli değil mi? Evet, evet. Allah, biraz çabuk olalım da ben çıkacağım birazdan. Ben de çıkacağım, ne var canım? Çocuklar, henüz bir hareket yok. Ama bizim işimiz sabır işi. Avımızı bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz Kemal amca. Beklemek bizim işimiz Kemal amca. Aman dikkat çekmeyelim. Merak etme Kemal amca. Dikkat çekmeden bekleriz. Dikkat çekmeden beklemek bizim işimiz. Ne oldu Hatice? Bu da diyor ki Kadriye anne, TC numaranı gönderecekmişiz. Onlar da bize kredi kartı göndereceklermiş. Verelim çeceğimizi. Tamam verelim. Nerede senin nüfus kağıdın? Dur bekle. Şimdi getiriyorum ben. Tamam. Al. Al. Gönder. Ay, bunların da yenileri çıktı Kadriye anne. Değiştirmek lazım. Ben eski insanım. Benim nüfus kağıdım da eski olur. Ama değiştirmek lazım Kadriye anne. Nüfus müdürlüğüne gidiyorsun. Hemen yenisini veriyor. Aman tamam. Bin tane akıl yani. Tamam, şimdi biz şeyimizi alalım, kredi kartımızı, sonra bunu da değiştiririz. Tamam. Hadi. Bin tane akıl. Ana, ne oluyor burada? Bazı şeyleri kaldırıyoruz Haluk abi. Niye? 70'ler partisi için. Ana. Abi dur, o şeyi keseceğiz. Sığmayız yoksa Haluk abi, nereye sığacağız? Herkesi çağırıyor ya. Bunlar hep senin başının altından çıkıyor, kırmızı kafa. Çok eğleneceğiz Haluk Bey, hazır olun. Ya çocuklar, biz böyle dikkat çekmez miyiz ya? Öyle deme Kemal amca, kokuya gelirler. Bu mangalın kokusuna kim dayanır Kemal amca? Birazdan damlarlar buraya. Doğru söylüyorsun. Biraz da biz onları kandıralım, değil mi? İrem Hanım, benim biraz kafam karıştı. Ben ne zaman evlenme teklifini yapacağım? Gelin İsmail Bey, sizinle akışın üzerinden bir kez daha geçelim. Çok doğru bir zamanda teklif etmek gerekiyor. Yoksa bir çuval inciri berbat ederuk. İsmail Bey, rahat olun. Öyle güzel bir teklif olacak ki buna hiçbir kadın hayır diyemez. Siz bana güvenin. Şşt, uyanın çocuklar. Bir araç geliyor. Sopaları hazırla Şükrü. Hazır abi. Dikkat. En uygun zamanı bekleyeceğiz. Hazır mısınız? Hiç bu kadar hazır olmamıştık Kemal amca. Hazırlık kampını çok iyi geçirdik Kemal amca. Başlasın artık şu lig. Evet, araç durdu. Hadi bakalım. 5, 4, 3, 2, 1. Saldırın çocuklar. Müzik yok. Haydi. Tamam mı? Ha tamam Kadriye anne. Ha.
kredi kartı nerede? Onlar bizi arayacak işte. Sen ne dedin bana? TC'ni gönder, kredi kartını al demedin mi? Ben bankanın yalancısıyım Kadriye anne. Sen yalancı mısın Hatice? Yo, değilim. O zaman ver kredi kartımı. Ama işte şey Kadriye anne, şimdi ben yolladım. Bana dediler ki başvurumu yapacaksın, sen gönder. Ben kredi kartımı istiyorum. Ben nereden bulayım sana kredi kartını? Kredi kartımı ver, TC'mi aldın, kredi kartımı ver. Selamünaleyküm. Merhaba Yakup. Merhaba. Çocuklar, bu hamlemizde başarısız olduk. Olsun Kemal amca, kurtlarımızı döktük. Biraz daha bekleseydik keşke Kemal amca. Çok bekledik abi. Artık polisten gelecek haberi bekleyeceğiz. Biz yapacağımızı yaptık. Yaptık Kemal amca. Başarısızlığı da tattık en sonunda. Aa! Arıyorlar. Aporları al Kemal amca. Buyurun. Kemal Bey günaydın. Ben komiser Soner. Yemezler canım, yemezler. Öyle komiser numaraları falan yapma. Biz kaçın kurasıyız lan? Armut. Bizi bir kere kandırdın. Bir daha kandıracağını mı zannediyorsun? Bakın Kemal Bey dinleyin, ben komiser Soner. Ben de İngiltere kralıyım zaten. Ya biz sonra bir kere kandık. Bütün paramız gitti be. Uzat bakayım Kemal amca. İki lafta belediyim. Lan bana bak. Muşmula suratlı. Lan. Bana bak bana. Acaba ses mi? Bana bak. Sarpıyor be ya. Sarp tut. Allah Allah. Bunlar beni dolandırır zannettiler. Çocuklar gidin Kemal Bey'i bulun. Anlatın durumu. Tabii amirim. Yürü. Hadi. Nasıl he? Biz de öğrendik artık bu numarayı. O kadar düz gittik ki arayamazlar bir daha. Arayamazlar tabii abi. Nasıl arayacaklar? Arayacak yüzleri mi var? İsmail Bey, ben bir şey diyecektim. Buyur İrem Hanım. Bugün biraz erken çıkabilir miyim? Oy, ne oldu ki? Bir şey mi oldu? Parti var ya, elbise diktiriyorum, provam var bugün. Hı, tamam. Siz ne giyeceksiniz bu arada? Ya ben hiç düşünmedim, biliyor musun? Aa, olur mu İsmail Bey? Siz evlenme teklif edeceksiniz. Sizin kostümünüz çok önemli. Oy. Siz de benimle gelin. Ben size de bir şeyler diktiririm orada. Oy İrem Hanım, ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim daha ya? Çok teşekkür ederim sana. Ay önemli değil İsmail Bey, ben aşk insanıyım. Siz aşık olun, mutlu olun, bana yeter. Oy, aşk, aşk. İyi günler, Kemal Bey burada mı? Buyurun. Benim, buyurun. Komiserim sizi telefonda aramış, kendisine küfretmişsiniz. Yapma ya. Biz mi yapmışız? Evet. Sizin bu dolandırıcılık olayıyla ilgili bir gelişme varmış. Bir ara karakola uğrarsanız komiserim size gerekli bilgiyi verecekmiş. Tabii. Ben bir ara uğrarım. Oldu. İyi günler, iyi çalışmalar. İyi günler. Yani ben diyecektim Kemal amca, çok ağır konuştun aslında. Ya Kemal amca, senin ağzın da çok bozukmuş. Ya yükseldikçe yükseldin, yükseldikçe yükseldin. Devletin komiserine. Ya yapılmaz öyle şeyler. Yani sana yakışmıyor. Ben mi yaptım? Yok, biz yaptık yani. Tabii sen yaptın Kemal amca. Tanıyor musun arkadaşı? Gözüm bir yerden ısırmadı abi. Ben sizi hiç tanımıyorum. Hazır mısın? Evet. Tamam, ben videoyu çekeceğim. Orçun'un adresi yapacak. Heyecanlı mısın? Hayır. Mesela ben biraz heyecanlı. Ya saçmalama ya. Teyadan kıl çeker gibi olacak. Tamam o zaman. Ben beşten geriye sayıyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Anne, koşun deneme sınavından full çektik. Ne? Hangi deneme sınavı? Full çektik. Anne! Full mu? Lades. Kolay oldu. Tamam da full mu çektiniz yani? Lades tamam mı? Yok, çekmedik. Ama kolay olacak demiştik.
Kapıyı mı alıyorum? Kapat. Ya komiserim kusura bakmayın yani biz sizi onlardan zannettik. Ne oluyor böyle şeyler Kemal Bey? Ya arkadaşlar da ağzına geleni söyledi. Özür dilerim. Daha önce de karşılaştık. Bu sahtekarlar yüzünden biz bile polis olduğumuzu inandıramıyoruz vatandaşa. Neyse güzel bir haber vermek için aramıştım ben sizi. Bizim arkadaşlar o çeteyi çökertmişler. Parayı da ele geçirmişler. Asayiş şubeden ulaşacaklar size. İnşallah paranızın tamamını kurtarmışsınızdır. İnşallah komiserim. Ah, Allah razı olsun sizden ya. Vallahi billahi. Ah, ah, ah. Kemal Bey bundan sonra çok daha dikkatli olun. Etrafınızdaki insanları da uyarın. Polis savcı kesinlikle telefonda talimat vermez. Hiç merak etmeyin. Bunu bir görev addediyorum ve bütün herkese anlatacağım. Ama kandırdınız bizi siz. Evet resmen kandırdınız yani. Lanet zaten bir kandırma oyunudur. Kim kimi kandırırsa yani. Hı. Yalan söylediniz ama bir anlık dalgınlığımızdan yararlandınız. Doğru. Lades karşındakinin bir anlık dalgınlığından yaralanma oyunudur. Lades bir maratondur, sabır işidir. Doğru zamanda ipi göğüsleyeceksiniz. Maraton diyor Gönül. Ya neyse oyalamayın bizi, çok işimiz var. Bir çok işi varmış, Allah Allah. Resmen kandırıldık yani Gönül. Evet. Ödül de biz partide ne giyeceğiz? Valla bilmiyorum, daha seçmek lazım. Ben atladım kağıdın üstüne Tuna. Ben mi atladım? Evet sen atladın. Kim atladı? Gönül yani sen atlaydın yani. Esasında ben atlama yani tam atlama olayı değil yani. Atladın atladın hemen. Sen de attın Gönül esasında. Tamam neyse yani yapılacak bir şey yok. Öyle. Siz de geliyor musunuz partiye? Tabii ki geliyoruz. O 300 soruyu kim çözecek? Bir kürek bir de söyledi yani aşk olsun yani Merve. Neyse bizim daha çok işimiz var. Malum daha ne giyeceğimizi seçeceğiz. Hadi görüşürüz. Şunlara bak şunlara. Nasıl aldın be Gönül yani? Bir an kim yapalım? Ben almadım Tuna, sen aldın. Hayır hayır, sen aldın. Tamam ben almışım, bize fark etmez yani. Bir an kim yapalım? Neyse, hadi. Hadi. Yemekler beste gelecek. Sen ne yaptın? Vallahi ben neredeyse hazırım. Süper. 5 dakika sonra biter burası. Harikasın. Ha, bu fotoğrafçı ne oldu? O da beste geliyor, konuştum. Ha geliyor yani, süper. Evet, evet. Müzikler acayip oldu. Harikasın. Vay, 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 vay. Uşaklar, süper olmuş ya. Yetişecek mi? Bir aksilik yok değil mi? Yok yok, merak etmeyin. Yetişiriz Bay Bey, yetişir. Süper be. Alo. Ha. Ben çıkıyorum. Kaça geleceksin? İşim bitince. Bak bugün parti var ha. Biliyorum, ben işe gitmiyorum işte. İşim var diyorsun. Buluk'cum hazırlanmaya gidiyorum. Bir sürü hazırlık var. İnşallah partiye yetişirim. Ya ne hazırlığı bu ya? Abartmayın. Hök'cum parti var ve kostümlü. Tabii ki giyineceğiz, süsleneceğiz, hazırlanacağız. Sen de hazırlansan iyi olur ayrıca. Emine nerede? Yok bugün. Niye? O da hazırlanıyor Haluk. Hadi kalk sen de hazırlan. Bak ben sana bir sürü kıyafet aldım. İçeride hazır. Ben öyle abuk sabuk şeyler giymem. Giyeceksin. Giymeyeceğim. Giyeceksin. Dinleyeceğim. O zaman ben de şu eski sevgili konusunu açarım ve sabaha kadar başının etini yerim. İyi tamam, bir şeyler geçiririm üstüme. Öyle bir şeyler geçiririm yok Ali. Ben sana bir sürü kostüm aldım. Hepsi içeride bak, giyinme odasında. Hatta şimdiden dene de böyle bir darmar gelen bir şey varsa söyle, dışarıdayken halledeyim. Tamam tamam tamam. Ali bak sabaha kadar bana bak. Ya tamam bak, dedim. Giyerim seni. Tamam giyeceğim. Tamam kalk dene. Bak dene. Ama bir şey okuyorum. Bak deneyeceksin ama. Hadi. Öyle hadi filan yok Haluk. Of. Dene. Ay Merveciğim biraz daha gelmezsen partiye yetişemeyeceğiz. Söyleyeyim sana. Gönül daha sabah. Evet ama 3 kişinin saçı 70'ler saçı olacak Tuna. Yani bizden başka 2 kişi daha katılıyorsa o partiye, oradalarsa onlar da yandık, yetişemeyiz yani. Hadi Merve, Merve. Son 30 saniye, hemen geliyorum. Of, bu aksesuarlar nerede kaldı ya? İrem Hanım. Efendim? Şimdi ben tam olarak anlayamadım. Mikrofonu ne zaman elime alacağım? İsmail Bey, siz bana bırakın, ben söyleyeceğim size. Tamam. Ya... Hayatta bir daha evlenmem deydim ama ha bu aşk var ya adama neler yaptırıyor ya. Çok güzel işte. İrem Hanım. Buyurun.
acaba hayır der mi ya? O kısmını bilemeyeceğim İsmail Bey. Ben sizin sevgilinizi daha önce görmedim. Ama bu teklife hayır diyebileceğini sanmıyorum. Teklif her şeyi değiştirir. Ya İrem, benim çıkıp hazırlanmam lazım ya. Ya önce ben çıksam, biraz süsleneceğim biliyorsun lütfen. Hayda. Hadi hadi gittim ben. İyi hadi git git. Torguş'a. Korkuyorum ya. Acaba bu kadar milletin içinde hayır der mi bana? Ya İsmail Bey, şimdi bu parti ne kadar kalabalık olursa sizin şansınız da o kadar artar. Yani o kadar kalabalığın içinde kalkıp size hayır diyemez bence. Peki kalabalık olacak mı? Vallahi biz LCV yapın dedik İsmail Bey ama çok geri dönen olmadı. Belli olmaz mı diyorsun? Ya şimdi bizim memlekette çok LCV yapmıyorlar ama genelde geliyorlar İsmail Bey. Ya Torbu Uşa, bu akşam benim için çok önemlidir da ben işimi şansa bırakmayayım. Gideyim yine. Oradan buradan kahveden uşakları toplayayım geleyim. Hı? Ya siz gidin İsmail Bey. Ben buradayım, daha diğer işleri halledeceğim. İrem gelsin, ben de öyle gider hazırlanırım. Tamam uşağım, işi şansa bırakmamak gerekiyordu. Oğlum hani sen çok yoğundun, partiye gitmeyecektin. Sen anlamazsın bu işlerden Yakup. Partide dans ve müzik varmış. Dans edeceğiz. Dans ve müzik benim en zayıf noktamdır. Dans etmek bizim işimiz Yakup. Oğlum siz anca çifte telli oynarsınız. Bizde her dans var Yakup. Hüseyin abim Tolga Han gibi adamdır. Ne anlar bunlar danstan Şükrü. Gidip hazırlanalım biz. Parti insanıyız biz abi. Bunlar kim? Hadi gidip kopalım biraz. Aynen Şükrü. Selamünaleyküm uşaklar. Aleykümselam. Selam İsmail Bey. Oho, ne bu uşağım? Niye hepiniz oturuyorsunuz? Niye hazırlanmadınız? Bizi kimse davet etmedi İsmail Bey. Ula Hüseyin, Şükrü uşağım. Niye ehaliye bildirmediniz? Bunlar danstan ne anlar İsmail Bey? Anlarlar uşağım, anlarlar. Hadi uşaklar, hazırlanınız. Hepiniz davetlisiniz, partiye gidiyoruz. Benim partinin Martin'in ismi olmaz. Ben kararsızım. Hocam, siyasi parti değil bu oğlum. Müzik, dans partisi. Bizim giyecek kıyafetimiz yok İsmail Bey. Ya uşağım, ben sizi podyuma çağırmıyorum ki. Partiye gidecek, dans edecek, kopacak da evde eski puski ne varsa giyin gelin işte de. Yemek var mı? Var uşağım, bol çeşit var. Korkma. O zaman gideriz. Tamam uşağım. Var mı yiyelim? Bunlar var ya, yemek olmasa hayatta gelmez İsmail Bey. Sinan. Aman ha, bak şimdi her geleni önce bu panonun önünde bir fotoğraf çekip ondan sonra içeriye buyuret, olur mu? Tamamdır Tolga Bey, ben hazırım. Süper. Zaten saat geldi, gelmeye başlarlar şimdi. Ben de müziği vereyim, biraz havaya girelim.
ettim. Vallahi bu kadar evlendim. Hiç böyle heyecanlanmamıştım. Nasıl oluyor bu? Nerede bu şanslı kadın? Ne bileyim, daha gelmedi. Gelince arar herhalde da. İrem Hanım. Eğer gelmesin ben ölürüm de. Ya demeyin öyle şeyler. Hadi dans edelim, eğlenelim. Aha yemek. Yemek mi? Yürüyün. Hala daha haberi yok da. Daha erken İsmail Bey, moralinizi bozmayın. Zaten daha herkes gelmedi ki. Ya gelmezse? Gelir. Teşekkürler. Meltem ablalar nerede? Geliyorlar, olacak böyle İrem. Vallahi İsmail Bey çok üzülür eğer kadın gelmezse. Yani ben daha önceden evlilik teklifini kabul edecek mi diye merak ediyordum. Şimdi gelecek mi gelmeyecek mi diye meraklanmaya başladım. Şöyle bir saate bakayım.
Mutsuzlar, kapılmayın. Haluk Beyler bile yeni geldi. Hadi dans edelim. Bayanlar, baylar, bu gece birçok sürpriz sizi bekliyor. Ve işte onlardan ilki şimdi sahneye geliyor. Affedilmeyen erkekler için. Bir gün yine karşıma çıksan, ellerimi tutup yalvarsan, yaptıklarından pişmansan affetmem. Bırakma beni ne olur desen, kalbinin sesini dinlesen, beni çok sevdiğini bilsen affetmem. Hemen artık aşkını, sensiz kurdum yaşantımı, zehir ettin bu hayatı affetmem. Unuttum hep sözlerini, o güzelim gözlerini, artık ne yapsan boşuna affetmem. Unuttum hep sözlerini, o güzelim gözlerini, artık ne yapsan boşuna affetmem. Ellerimi tutup yalvarsan, yaptıklarından pişmansan affetmem. Aradan uzun yıllar geçse, her şeyi bırakıp yine bana dönsen, saçlarımı okşayıp öpsen affetmem. Artık aşkını, sensiz kurdum yaşantımı, zehir ettin bu hayatı affetmem. Unuttum hep sözlerini, o güzelim gözlerini, artık ne yapsan boşuna affetmem. Unuttum hep sözlerini, o güzelim gözlerini, artık ne yapsan boşuna affetmem. Yapıyorsunuz. Ben hep şarkı söylüyorum burada. Güzel söylüyorsun. Ben birlikte söylüyoruz. Şu dereler, şu düzler, aman 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 aman. Kim kim döküler sözler. Bo belli 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 bam. Bam bam belli 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 bam. Hadi hep beraber. Bam belli 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 bam. Bam bam belli 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 bam. Bir daha. Bam belli 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 bam. Bam
Sivas'tan aldım bakır, aman aman aman. Yosman gözlerim çakır, bam bili 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 bam. Bam bam bili 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 bam. Bam bili 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 bam. Bam bam bili 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 bam. Beni benim. O çakır gözlerine aman aman aman. Kurban olsun bu fakir. Bam bili 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 bam. Bam bam bili 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 bam. Bam bili 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 bam 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 bili 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 bam bam bili 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 bam 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 bili 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 bam bam bili 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 bam bam bili 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 bam 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 bili 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 bam. Şu devenin bıkları aman aman aman, atı şu keklikleri bam bili 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 bam 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 bili 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 bam bam bili 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 bam 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 bili 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 bam. Bam bili bili bam. Süper, süper. Bayanlar baylar, bu gece sürprizler bitmiyor ve işte bir sürpriz de gençlerden geliyor. İnci çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Bahar dalında yaprak, yıldızdan daha parlak. Bahar dalında yaprak, yıldızdan daha parlak. Gözyaşımdan yuvarlak ateş böceğim misin? Gözyaşımdan yuvarlar ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Rüyalarda eşimsin, doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin. Sevgilim söyler misin, ateş böceğim misin? Sevgilim söyler misin, ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? 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 Gecenin en tatlı anı geliyor. Tatlı geliyor. Evet, biz yaptık. İsmail Bey, İsmail Bey. Buyurun. Kalıkmış abi. Bu ne sen keste? Come on. Pekala.
Ses. Al. Talon. Hepimize ve hepinize hayırlı uğurlu olsun. Bravo! 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 Sen devam et. Tamam tamam ben hallederim. Haydi başlayalım. Uşan, ne oluyor böyle? Senin gemiler dalıyor Karadenizlere. Eriye Hanım. Ya? Benim bili bili gelmedi de. Bili bili kim? Bili bili de. Oh, come on. Hadi parti var, dans edelim. Come on, DJ. So many nights thinking how you've done me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. So you're back. Come on with me. I just walked in to find you here with that look on your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back. Goodbye. You think I crumbled? You think I lay?
Ne yapacağız Haluk abi ya? Hadi siz gidin. Buraları sonra toparlarız. Hadi. Teşekkür ederiz. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Çok üzgünüm Haluk Kuşa. Benim Bili Bili gelmedi. Olsun. Bugün gelmedi. Yarın gelir. İsmail Bey. Eğer gerçekten samimiyseniz, gerçekten seviyorsanız geldiği zaman açık açık söyleyin. Haluk Kuşa, sanki olmuşum yalancı çoban. Kimse inanmayma. Yalan değilsin diye. Oysa ki ben çok evlilik yaptım. Ama hiç böylesine deli gibi sevmedim. Aşık insan yalan söylemez İsmail Bey. O söylese bile gözleri ona ele verir. Siz beni dinleyin. Geçin karşısına ve bu dünyadaki en samimi sözleri söyleyin. O ne ki uşağım? Delikanlı gibi geçin karşısına ve deyin ki ben seni seviyorum. Ben sana aşık oldum. Her ne kadar dijital dünyada yaşasak da delikanlılık her zaman kazanır. Siz bunları söyledikten sonra bırakın kim ne düşünüyorsa düşünsün İsmail Bey. He, doğru değilsin uşağım. Diyeceğim. Sağ ol uşağım. Baba dostum.